Çar hazretlerine bugünkü görüşmelerin içeriğini bildirdiniz mi? Evet Sayın Başkan. Konferansta yapılan görüşmelerin tamamını kendilerine bildirdik. Bize yeni bir talimatı var mı? Çar hazretlerinin talimatı şudur Sayın Başkan. Rusya isteklerinden bir santim bile geri adım atmayacak. Uzlaşma ya bizim istediğimiz gibi olacak ya da olmayacak. Peki. Teşekkür ederim. Çar hazretlerinin emirleri çok açık. Yarın da aynı şekilde davranacağız. Ancak görünen o ki Rüştü Paşa sadrazam koltuğunda oturduğu müddetçe bu konferans bizim istediğimiz şekilde sonuçlanacak. Yani bir Osmanlı-Rus savaşıyla. Tersane konferansında kavga. Ruslarla savaşa hazırız. Aferin Server'e. Başlıklar tam istediğim gibi olmuş. Hastane bombalamasını bugün yapıyoruz ejder. Başüstüne efendim. Yaver! Emredin sultanım. Mithat Paşa'yı çağırın bana. Emredersiniz sultanım. Dün gece söylediğim gibi sadrazam Rüştü Paşa'nın üstüne gidelim. O gemileri yakmaya çok hevesli. Haklısınız Sayın Başkan. Bu konferansın sonunda mutlaka bir Osmanlı-Rus savaşı çıkmalı beyler. İnisiyatifi Sultan Abdülhamit'e bırakmamalıyız Redip Paşa. Haklısınız paşa. Bu konferansta herkes bilsin ki Osmanlı'da fiil karar alıcıları biziz. Sultan sadece göstermeliktir. Doğru. Konferansa geçelim. Gir! Paşam, sultanımız sizi huzuruna çağırıyor. Konferansa geçmek üzereydik. Paşam. Sen konferansa geç. Ben gelmeden de görüşmeler başlamasın Redif Paşa. Tamam paşam. Bana bir cevap vermeniz gerekiyor Mithat Paşa. Evet mi, hayır mı? Ve bu cevabı çabuk vermeniz gerekiyor. Evet. Hastaneyi bu gibi olmalayacaksın Farah. Bu görev senin için büyük bir sınav olacak. Eğer bu eylemde başarılı olursan sana gerçekten güvenebileceğimi anlayacağım. Hadi Farah, şimdi git ve görevini yap. Emredersiniz. Tüm planımız tuttu ejder. Teşkilat yine benim kontrolümde. Bu bombadan sonra Sultanahmet bile savaşın önüne geçemez. Böylece Almanları da kontrolümüz altına almış olacağız ejder. Haklısınız Yücel Efendi.
Beni çağırtmışsınız sultanım. Evet. Biliyorsunuz ki konferansa katılmam gerekiyor. Bu sebeple... İstifanı istemek için çağırdım seni. İstifa mı? Azledilmek istemiyorsan tabii. Fakat... Bu istifa dilekçen. İmzala. Şuraya devlet reisi Mithat Paşa'nın bundan haberi var mı sultanım? Geç kaldığım için özür dilerim. Değerli heyetler, bundan sonra sadrazam sıfatıyla artık ülkemi ben temsil edeceğim. Aa, neler oluyor? Şey yeni kararlanmış. Tuhaf, tuhaf. Rüştü başı artık yok. Yok, benim çok iyi. Sultan'dan müthiş hamle. Peki, Rüştü Paşa nerede? Sultan onun yerine Mithat Paşa'yı atamış belli ki. Bakalım şimdi Ruslar Rüştü Paşa'sız Osmanlı heyetini savaş için kışkırtabilecekler mi? Çok zor. Sen de başarılı oldun Fara. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Teşekkürler Yüce Efendi.
abi ya. Baksana ya. Allah Allah. Allah Allah. Çocuk şey ya. Böyle bir şey olabilir ya. Böyle bir namussuzluk olabilir mi ya? Nasıl namussuzluk? Olmaz böyle bir şey. Yazıktır, günahdır be. Bu nasıl bir vicdan ya? İblis bunlar, iblis. Allah belalarını versin. Moskov yapmış diyorlar. Geçen gün de bir kahveyle bir kışlayı bastı bunlar. Peki biz ne yaptık? Hiç. Eğer sesimizi çıkarmamaya devam edersek bunlar namusumuza, ırzımıza da göz diker. Bizimkiler uyur mu? Kahrolsun Moskov! Kahrolsun Moskov! Kahrolsun Moskov! Kahrolsun Moskov! Kahrolsun Moskov! Gel. Efendim Miloş. Vaziyet nedir? Her yer kan revan içinde efendim. En az 17 ölü var. Güzel. Olay nasıl oldu Mustafa? Farah Miloş'un planını bize söyledi. Biz de ona göre plan yaptık. Önce hastaneyi boşalttık. Sonra Farah geldi. Farah koğuşa geldiğinde koğuşta askerlerimizin yerine yataklarda özel olarak yapılmış kuklalar vardı. Bekri hastane yakınlarındaki bir koruda bombayı uzaktan patlattı. Hastanenin etrafını kuşattık. Bir kısım arkadaşlarımızı ölü taklit yaptırıp sedyelerle onları arabalara yükledik. Ve mezbahadan temin ettiğimiz parçalanmış hayvan azalarıyla bombanın patlamış olduğu kanaatini güçlendirdik. Mustafa. Sizi tebrik ederim. Onlarca kahraman gazimizin hayatını kurtardınız. Görüyor musun Sultan? Bu durumda Miloş alçağı Farah'a inanmış mıdır? İnşallah. Sana itimat etmediğim için bana kızma Farah. Size kızmak haddime değil Yüce Efendi. Ben de yerinizde olsam bana itimat etmezdim. İyi yetiştirilmiş bir savaşçının hali başka oluyor. Büyük bir imtihanı başarıyla geçtin Farah. Ben bir rüyadan uyandım ve tekrar size ailemin yanına döndüm Yüce Efendi. Emin misin? Nedir planın? Bunlar ikiye ayrıldılar. Miloş ve Akbar'ın takımı. Doğru. Aralarındaki savaştan istifade etmeliyiz. Nasıl? Bu durumdan faydalanmalıyız. Miloş'un takımını bir köstebek sokup nerede olduklarını öğrenebiliriz. Bugüne kadar onlar saldırıdaydı, biz müdafaadaydık. Şimdi bu dediğin olursa biz saldırıya geçeceğiz. Lakin Farah'ın köstebek olduğunu anlarlarsa onu hemen öldürürler. Doğru Sultan. Otur Farah. Ne
Sizin karşınızda oturmak haddime değil Yüce Efendi. Mustafa'ya aşıksın değil mi? Evet, aşıksın. Leyla da sen de ona aşıksınız. Aşıktım ama artık değilim. Aşk çabuk geçen bir duygu değildir. Geçmedi zaten. Nefrete dönüştü. Bu güzel. Aşk karşılıksız kalınca nefrete dönüşebilen bir duygudur. Yeter ki aşık kavuşmanın imkansız olduğunu idrak etsin. Feriha Hanım kızına yeni kavuştu. Allah'ım nelere mecbur kalıyoruz. Sen bize güç kuvvet ver. Leyla ile ne yapmayı düşünüyorsun? Eğer müsaadeniz olursa... yanlış bilgi sızdırmak için Miloş'un takımında tutmaya devam etmek istiyorum. Emin misin? Değilim. Ama denemekten başka çaremiz yok. Açık sözlü olman ne güzel. Eksik olmayın Sultan. Hakikaten Leyla'nın köstebek olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum. Ben de kabullenmekte zorlandım. Ama acı hakikat. Dur Sultan. Amca sultanımız mı istemişti Leyla ile izdivacınızı? Rahmetlik sultanımız. Onların arzusuydu. Demek ki neymiş? Herkes yanılabilirmiş. Yaptığın büyük fedakarlık Mustafa. Mustafa, pirimi ve hocamız Mehmet Rasim'i katleden katillerin cezasını vermekte gecikiyoruz. Emredersiniz Sultan. Allah yar ve yardımcın olsun. Vay 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 vay. Sen şu ihtiyara bak. Hastaneyi bombalamış. Hem de Farah'a. Üstelik o internette öyle var. O iş öyle yapılmaz, böyle yapılır diyor. Bize gösteri yapıyor Cemil. Peki biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz Nijat? Sır gibi sakladığımız, yetiştirdiğimiz Osmanlı teşkilatının başına koyduğumuz sen. Sen ne yapıyorsun ha? Miloş hastaneyi bombalattı. Bizim hastaneyi bombalasın diye vazifelendirdiğimiz adam kalkıp bizi bombaladı. Eli kullandılar efendi Akbar. Yakalamak üzereyiz. Sosan, yakalayacakmış. Sosan, sosan. Yeni bir plan yapmalıyız beyler. Yüzümüze bulaştırmayacağımız yeni bir plan yapmalıyız. İlk hedefimiz tersane konferansı. Aklıma gelen şey mi? Aynen. Aynen. Kökünden halledeceğiz. İşte böyle çocuklar. Bir şey soracağım. Senin hatun
Evden mi kovdu seni? Akbar. Ölmemiş. Biliyorum. Seni takip edebilirler. İşte bizim hayatımız böyle var. Ya peşimizde birileri vardır, ya biz birilerinin peşindeyizdir. Değişecek. Çok yakında. Senin bu ümidine hayranım. Seni bir süre saklayacağız. Sefer'in hayatını kurtardığın için minnettarım sana. Rica ederim. Yalnız bir süre dikkatli olmamız gerek Leyla. Sen yanımda olduktan sonra Mustafa, ben ne gerekiyorsa onu yaparım. Biliyorum. Merak etme. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Namazdan önceki muhabbetinizle siz de ufkumuzu açtınız şeyhim. Sorduğunuz suallerin cevaplarını dinimiz açısından verebilmek ve her hamlemizi Allahu Teala'nın koyduğu kaideler içinde gerçekleştirebilmek için kıt aklımızla size yardımcı olabilmek bizim en mübarek vazifemizdir elbet. Estağfurullah. Sultanım, içinden geçtiğimiz hal devlete hakim olmak için evvel emirdeki meselemiz, ümmetin ekseriyetinin size olan sevgisi ve muhabbetinin katıksız bir inanca çevirmektir. Lakin... Lakin? Yazıyor! 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 Vay be, şuna bak. Rusların hastanede bomba patlattığını yazıyor! Allah kahretsin! Bu kadar da fazla. Bu alçaklara bir ders vermeyen devlet nasıl ben devletim diyebilir? Padişah hala Ruslarla barış peşinde. Padişahının da, devletinin de! Efendi! Kendine gel. Bahsettiğin şey Şacemişon değil. Osmanlı'nın padişahı. Efendiler, niyetiniz halis olabilir. Lakin böylesi lakırdılar hürriyet mücadelesine büyük zarar verir, bilmiş olun. Ziya Paşa. Mabeyne katip oldun. İkbal'i gördün. Taraf mı değiştirdin? Kendine gel densiz! Sen kahve köşelerinde aylak aylak otururken biz hürriyet için mücadele ediyorduk. Sakin. Keyfimiz kaçmasın, sakin. (Gülüyor)
memleketin okur yazarlarının Batı'nın hızlı ilerlemesi ve kuvvetlenmesi karşısında duyduğu eziklik duygusu adli bir felce doğru gidiyor. Haklısınız şeyhim. En mühim sermayemiz, beşeri sermayemizi ve bir kısım münevverimizi bu akıl tutulmasıyla kaybediyoruz. Başta gazeteler olmak üzere neşriyatın ekseriyeti bu akıl tutulmasına katkı yapıyor. Misal, şu başlıklara bakın. İnsaf, izan yok bunlarda. Bir meseleyi nasıl ele alıyorlar? Bu mu neşriyat hürriyeti? Düpedüz vatana ihanet bu. Bu sebeple cahil diye anılan millet aklı selimini korurken vatana hizmet beklediğimiz bir kısım münevverimiz şer cephesinin oyuncağı oluyor. Ama bizim de bir oyunumuz olacak elbet. Patlama haberi istediğimiz infiali yaratmadı Server. Aslına bakarsanız yarattı efendim Miloş. Ahali barut fıçısı gibi. Öyleyse devam ediyoruz. Ne diyoruz Server? Failler hala yakalanamadı. Şöyle diyoruz. Kadir Ruslara hesap sorma zaman. Peki diğer gazetede ne diyoruz? Yok mu şehitlerimizin hesabını soracak bir Müslüman evladı? Sonumuzu hayreylesin inşallah. Yok şehitlerimizin hesabını soracak bir Müslüman evladı. Bu tezviratı bekliyordum. Maalesef fitne neşriyatı tarafından kuşatılmış durumdayız. Evet. Fesat çıkarmak için her yolu deniyorlar. Ve yangına körükle gidiyorlar. Bunları kapatsak Sultan. İcap ederse onu da yaparız Mustafa. Lakin bu safhada kapatmak veya sansürlemek çare değil. Affınıza sığınarak. Neden? Zira kapatırsak bunları besleyen İngilizler, Fransızlar, Ruslar... Evet. Hürriyetin heyesinden bile anlamayan Rus çarı bile... Hürriyet diye yırtınacaktır. Peki ne yapacağız Sultan? Kendi neşriyatımızı kuracağız. Hakikati yazan gazeteleri teşvik edeceğiz. Feriha Hanım'la başladık. Devamı da gelecektir. Feriha Hanım sanki biraz... Muhalif diyeceksin değil mi? Evet, muhalif. Muhalif olmasında hiçbir mahsur yok. Yeter ki yalancı olmasın. Yeter ki hakikatleri yazsın. Sultan, keşke öyle olsalar. Keşke Mustafa. Vatanını seven, hırs ve ihtirasla değil, sağduyu ve itidalle hareket eden muhalefete her zaman ihtiyacımız var. Allah bize, bizim tekamülümüze, ilerlememize yardım edecek muhalefet ihsan eylesin. Haklısınız şeyhim. Feriha Hanım'la konuştum. Birazdan gelecek. Gazetenin ilk sayısı için ona beyanat vereceğim. Yeterli değil tabii ki. Lakin diğer neşriyatı kurana kadar faydalı olacaktır. Mustafa,
Feriha Hanım koruyoruz değil mi? Söyle yavrum. Dikkatli ol. İçimde kötü bir his var, tamam mı? Ah benim güzel kızım, bana ne olacak? Sen dikkatli ol. Asıl sen tehlikedesin. Seni kaybetmek istemiyorum. Zaten çok geç buldum. Benim güzel kızım. Bana bir şey olmayacak. Sen hiç merak etme. Şimdi sultana yetişmem lazım. Tamam. Akşam evde görüşürüz. Görüşürüz. Yürüyün la, yürüyün faytonlara. Takalım bakalım peşlerine. Onlar tuzak kuruyorlar. Kuruyorlar ya, ama bir şeyi unutuyorlar. Ne şeyim? Allah'ın da tuzak kurduğunu. Şüphesiz Allah tuzak kuranların en hayırlısı. Enfal suresi 30. ayet. Aferin Mustafa. Şeyhim, sizden bir mesele hakkında icazet almayı unuttum. Estağfurullah sultanım. Mesele nedir? Şeyhim, pirimi ve Mehmet Rasim Efendi'yi katleden şehitleri ibreti alem için idamları caiz midir? Caizdir sultanım. Zaman geçiyor. Onları bul. Bul ve cezalarını ver. Ver ki alemlere ibret olsun. Bulacağız sultan. Allah'ım beni mahcup etme. Bize yardım et. Bulalım şu katilleri. Pera'ya doğru takip ettik. İki kişiyle buluştu. Buluştuğu kişilerle birlikte teşhis ettik. Onlar mı? Onlar. Sonra? Sonra üçü birlikte tophaneye inip bir konağa girdiler. İnleri orası mı? Emin misin? Evet. Yani kuvvetle muhtemel. Hemen Filinte Mustafa'ya haber verin. Mehmet Rasim Efendi ile pirimizi katleden o alçakları yakalayalım. Adamları toplayın. Tamam abi. Senin planın nedir Mustafa? Bombalama olayını istismar etmek için harekete geçecek provokatörlere karşı azami seviyede önlem almak. Bu çok önemli sultanım. Meselenin halli için bizim dergahı da harekete geçirelim. Âlâ. Süreyya Hanım'ın bulunması içindeki vaziyet nedir? Süreyya Hanım hâlâ Miloş'un elinde.
Lakin temennimiz Leyla'nın ya da Farah'ın bloşu bizim avucumuzun içine koyması. İkinci kez ihanet ettin Leyla. Ben size asla ihanet etmem. Bana yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Ruh Sefer neden ölmedi? Ben onu öldürmek için hastaneye gittim. Tam zehri zerk edecektim, Mustafa geldi. Büyük bir savaş içinde olduğumuzu artık idrak et Leyla. Akbar ve adamları seni öldürmek için harekete geçtiler. Eğer beni kandırıyorsan, belki bu senin sonunu, hatta benim sonumu hazırlar. Durumun farkındayım Yüce Efendi. Ben sana haber vermeden sakın benimle irtibata geçme. Gel. Leyla. Provokasyon takımını topla Ejder. Provokatörler camilerde, kahvelerde halkı galyana getirsin. İhtiyacımız olan infiali yaratın. Başüstün Yüce Efendi. Özellikle bu işi Rusların başı altından çıktığını söylesinler. Ruslara karşı öfkeyi büyütebildikleri kadar büyütsünler. Emredersiniz efendim. Hoş geldin Feriha. Ali Beyciğim. Ali Beyciğim mi? Gabriz. 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 Lan. Tamam. Gabriz. O da olur. İki günlük dünya. Sizi mi kıracağım? Arnavut. Çerkez. Silahlar.
Yanlış oldu galiba. Yanlış mı oldu? Dur, dur, dur. Gel. Gel, gel. Gel Gabriciğim, gel. Gel. Milli ve dini hassasiyeti yüksek mahallelere gidin. Rusların hastaneyi bombaladığını ve tüm gazileri öldürdüğüne dair ahaliyi ikna edin. Özellikle de kanı kaynayan gençleri. Medrese talebelerini. Nihai maksadımız nedir padre? Ortalığın karışmasını istiyorum, anladınız mı? Onu anladık. Öfkeli kalabalığın asıl hedefi nedir? Tersane konferansına katılan Rus heyeti. Tam 17 yaralı asker ölmüş. Bu hastane bombalama işi için ne diyorsunuz Sayın Başkan? Kim yaptı bunu? Bizim sefiri kimler vurduysa bunu da onlar yaptı. Lakin savaş çıkarmak için bizim yaptığımızı düşünecekler. Düşünmezler. Halkı galeyana getirip üstümüze salabilir. Kim? Abdülhamit mi? Sen dalga mı geçiyorsun yoksa kör müsün? Abdülhamit savaş falan istemiyor. Ayrıca bu işi biz mi yaptık? Hayır. Öyleyse bize ne? Haklısınız efendim. Bu arada çağrımıza sefirimizin saati hususunda malumat verdiniz mi? Hem sefirin iyi olduğunu hem de Sadrazam Rüştü Paşa'nın görevden alınarak yerine Mithat Paşa'nın tayin olduğu malumatını gönderdik efendim. Tamam. Yaz. Yüce çarımız, Sultan Abdülhamit Rüştü Paşa'nın yerine İngilizlerin sevdiği bir şahsiyet olan Mithat Paşa'yı sadrazamlığa tayin ederek hem daha iyi bir müzakereci hem de İngilizlerin desteğini kazanacak bir hamle yapmış oldu. Talimatlarınız çerçevesinde bu hamleyi tesirsiz bırakacak karşı hamle yapmamız zarureti hasıl olmuştur. Meseleyi emir ve görüşlerinize arz ederim. Sizce Yüce Çar ne cevap verecek Sayın Başkan? Çar, Sultan'ın Mithat Paşa hamlesine karşı süratle bize yaklaşacak. Peki bizim tavrımız ne olacak? Bahisler açıldı. Masaya en çok tavizi koyan taraf bizim desteğimizi kazanır. Sultan bizimle birlik olursa Rusları durdurabileceğini biliyor. Bu yüzden en çok tavizi Osmanlı'dan alacağımız kesin. Bu konuda o kadar emin olma. İngiliz dostluğu değerlidir. Bunu Ruslar gayet iyi biliyor. Peki Ruslar ne teklif edecek? Enteresan bir teklif olacağı kesin.